CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çürümeye bırakılmış onlarca kedi ve köpek cesedi bulundu. Adaların atlarına ne oldu? İBB hangi kuruma kaç at verdiğini, kaçını hibe ettiğini ya da sattığını açıklamadığı gibi hangi atların kaybolduğunu ya da öldüğünü de açıklamadı. Anlaşılan CHP'li kadınlara yapılan taciz tecavüz skandallarındaki ikiyüzlü tavır bir istisna değildi. Sesimiz geliyor mu? Hayvanseverler, hayvanları koruma dernekleri. Herkese merhabalar. Konuya içimizi acıtan şu haberi okuyarak başlayalım. Haberin kısa özeti şöyle. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tepeören sahipsiz hayvan barınağı yakınında çürümeye bırakılmış onlarca kedi ve köpek cesedi bulundu. Burası İstanbul sınırlar içinde köpek barınağı. Yüzlerce, onlarca köpeğe hendek kazılmışlar. Köpekleri burada katliam etmişler. Ve de kedi mi dersin, köpek mi dersin? Ne arasan var. Yüzlerce, binlerce, on binlerce ve de burada da yakılmış, çoğu da yakılmış atılmış. Naylon poşetler içerisinde yakılmış ve atılmış. Skandal görüntülerin ardından mezarları kapatan iş makineleri basın mensuplarını görünce alandan ayrıldı. İBB'ye bağlı Tepeören sahipsiz hayvan geçici bakım evi ve yaşam alanı yakınlarında yaşayan vatandaşlar duydukları kötü kokudan rahatsız oldu. Kötü kokunun geldiği yeri takip eden vatandaşlar karşılaştıkları görüntüler karşısında dehşete düştü. Telef olmuş onlarca kedi ve köpeğin bedeniyle karşılaşan vatandaşlar gördükleri manzarayı cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi. İddiaya göre İBB Tepeören sahipsiz hayvan geçici bakım evi ve yaşam alanına Anadolu yakasının çeşitli yerlerinden gelen ve telef olmuş yani ölmüş köpeklerin cesetlerinin bazıları poşetlere konularak yakılmış, bazıları da bakım evinin bahçesinde açılan çukurda çürümeye bırakılmıştı. Yakılmış hayvan cesetleri Tuzla Tepeören'deki sahipsiz hayvan barınağındaki bu skandal için yapılan açıklamalar, verilen ya da verilemeyen tepkiler bir kez daha pes dedirtecek nitelikteydi. Anlaşılan CHP'li kadınlara yapılan taciz tecavüz skandallarındaki ikiyüzlü tavır bir istisna değildi. Bu kez de yine CHP'li siyasiler, hayvan hakları savunucuları, hayvan hakları dernekleri ve tabii ki büyük ve küçük ünlüler ölü taklidi yaptı. Yalnızca sessiz kalsalar iyi, bu haberin basına yansımasından rahatsız olan İYİ Partili İbrahim Özkan radikal tedbir istiyordu. Buyurun, bu da İbrahim Bey'in Twitter'daki paylaşımı. Haberi sızdıranlar için belediye çalışanı ise acilen işten atın diye akıl veriyor. Tepeören'deki barınağın başhekimi, bu standart bir işlem, işgüzarın biri çekim yaptı, ne kokusu almışlar, biz buradayız, yakındayız, koku almıyoruz açıklaması yaptı. Buraya gelen hayvanların cemi günlük yapılıyor ki bu nahoş görüntüler, gömü işlemi yapılmadan hemen önce çekilmiştir. Yani bu provokasyon amacıyla yapılmış bir görüntü çekimidir. Çevrede ev yok veya herhangi bir yerleşim yeri yok ki biz bu alanda çalışıyoruz zaten. Herhangi bir koku durumunda biz ilk hissetmemiz lazım. Böyle bir sıkıntı olmuş. Arkadaş da açıkçası bu provokasyon yaptığı için ben kınıyorum. Ne diyelim? Mevlüt Bey kurumunu savunmuş. Eyvallah da o hayvan cesetleri niye yakılmış, neyi kapatıyorsunuz sorusunu da şuraya bırakalım. Bir de barınakta korumaya alınan hayvanların görüntüsünü ekleyelim. Başhekim Mevlüt Bey bir zahmet açıklasın. Moda değil mi? Doktor bu ne? Yılında yapıldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen sahipsiz hayvan barınağından gelen bu görüntüler sonrası doğrusu aklınıza adalardaki atların esrarengiz kaybolma hikayesi geldi. Adalarda atlı faytonculuk işine son veren Büyükşehir Belediyesi 1177 atı satın almıştı. İşte o atların akıbeti de meçhul. İBB hangi kuruma kaç at verdiğini, kaçını hibe ettiğini ya da sattığını açıklamadığı gibi hangi atların kaybolduğunu ya da öldüğünü de açıklamadı. Hürriyet gazetesinde yapılan bir röportajı şöyle en çarpıcı bölümüyle buraya bırakalım.
Beklerken onlarcası öldü. Bu haberin başlığıydı. Adaların Atları Platformu sözcüsü Zekiye Kırpçıoğlu atların ölümüyle sonuçlanan süreci şöyle anlattı. Faytonlar yasaklandıktan sonra hareket etmeye alışık olan atlar bulundukları yerde beklemeye başladılar. Büyükada'da 1600 at, diğer adalarda da 200'e aşkın at vardı. İlk aşamada 105 at Ruam olduğu için itlaf edildi. Büyükşehir 1177 atı satın aldı. Yani 700 aşkın at öldü. Günde 7-10 at arası at gömülüyordu. Daha sonra atları dağıtmaya başladılar. Hatay Dört Yol Belediyesi'ne gönderilen 100 attan 10'u stresten ve hastalıktan ölmüştü. Bunu öğrendik. Bir kanyon içerisinde 25 at kumun üzerine konuluyor, farklı bir iklime gönderiliyor. Şu anda talebimiz İBB'nin nereye kaç at gönderdiğini şeffaf bir şekilde paylaşması. Aslında Zekiye Hanım'ın sorduğu soru gibi biz de çok şeffaf bir soru soralım. Adaların Atları Platformu gibi soralım. Tüm Türkiye merak ediyor. Adaların atlarına ne oldu? Her birinde çip takılı olan bu hayvanların takibi mümkün olduğu halde çiplerinin çıkarıldığı iddiası doğru mu? Bir röportajda Anadolu Ajansı tarafından yine adaların atları gönüllülerinin ifadesine yer verildi. Gerçekten bu ifadeler yürek burkuyor. Bu gönüllülerden Zeynep Alper diyor ki kısaca, sucuk oldu deyip geçemeyiz. Çünkü birçoğu yaşıyor ama büyükşehirin taahhütname yaptığı yerlerde değil, başkalarının elinde. Atların şartları kötüyse geri getirilmeleri gerekiyor. Bu hem belediyenin hem de bakanlığın sorumluluğundadır diyor Zeynep Hanım. Büyükşehir Belediyesi'nin elinde bulunan 114 atın Büyükada'da İspark ağırında tutulduğunu hatırlatan Alper sözlerine şöyle devam ediyor. 114 at ahırdan dışarı çıkarılmıyor, hapsediliyor. Ahıra gidiyoruz ama atları göremiyoruz. Sadece 10 tane zabıta atını dışarı çıkarıp gezdiriyor. Siz bunları alıp hapsedip önüne sadece ot koyarak, su koyarak bakamazsınız. O zaman ölürler, zaten ölüyorlar. İBB'nin açıkladığı rakama göre 224 atın öldüğü söyleniyor. O atlar da zaten ruham hastalığından ya da başka bir hastalıktan ölmediler. Atlar ahırlara hapsedildiği için öldüler. İBB ne yazık ki atların şartlarını değiştirmek, hapsettiği atları dışarı çıkarmak ve kaybedilen atların izini sürmek yerine hala kamuoyunu yanıltacak haberler yapma peşinde koşuyor. Başkan İmamoğlu adalarda atların bulunduğu ahırı herkesin gidip gezebileceğini söylediğini hatırlatan Alper, İmamoğlu'nun söyledikleri doğru değil. Atlar mutlu diyor, oysaki atlar hapisler. İyi bakıyoruz diyor ama hiç dışarı çıkarmıyorlar. Gelin ahırı görün diyor ama İspark ahırına girmemize izin verilmiyor dedi Zeynep Hanım. Atların şu anda nerede ve kaçının hayatta olduğunu açıklamalılar diye sözlerine son veriyor. Yine Adaların Atları Platformu'nun gönüllüsü olan Melis Yılmaz da bir açıklama yapmış. Dört yolda olduğu gibi diğer belediyelerde de el değiştiren atlar olduğunu ve bu atların şu an nerede olduğunu sorduklarını aktarıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin 860 atın nerelere dağıtıldığını açıkladığını ifade eden Yılmaz şöyle devam ediyor sözlerine. Ancak bu atlar Haziran 2020'den beri gönderiliyor. Gönderildikleri yerde alınır alınmaz el değiştirdiklerini öğrendik ve konuyu duyurduk. Bizim aylardır sorduğumuz sorular var ama taraflar ancak bu konu politik bir çekişmeye dönünce açıklama yapıyor. Şeffaf değiller ve atları her gün takip edenlerin uyarılarını dikkate almıyorlar. Büyükşehir Belediyesi atları gönderdiği yerde denetim yapacağını söylemişti. Bu denetimi yapmalı. Atların şu anda nerede olduğunu ve kaçının hayatta olduğunu açıklamalı. Ruham hastalığına yakalandı diye 105 atın itlaf edildiğini anımsatan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi'ne geçmeden önce de 300 kadar atın telef olduğunu, karantinada telef olanlardan yetkililerin ve atlara bakmayan sahiplerin sorumlu olduğunu anlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın alma işlemlerini Mart 2020'de bitirdiğini, bundan sonra telef olan atlardan Büyükşehir
Belediyesi'nin sorumlu olduğunu öne süren Yılmaz, faytonu işkenceyle özdeşleştirdiler. Ancak faytonsuz dönemde misliyle atıldı. Valiliğin koyduğu 6 aylık ağır karantina çoktan bitti ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi atları hala ahırdan çıkarmıyor dedi. Başka söze gerek var mı? Sesimiz geliyor mu hayvanseverler, hayvanları koruma dernekleri? Başka bir yayında görüşmek üzere.